Ay nasıl özlemişim burayı ben ya. Vallahi şu mutfak bile burnumda tütüyormuş, yemin ediyorum ha. Ya. Kızım böyledir işte. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. Ama Serap Hanım gidince aklıma ne geldi biliyor musun? Bu çitliğe ilk geldiği gün geldi. O zaman bir dua etmiştim. Demiştim ki inşallah buraya geldiğini gördüğüm gibi çıktığını da görmek nasip olur diye. Yüce Rabbim nasıl da dualarımı kabul etmiş görüyorsun değil mi? Mağdur olmuş bir insan için böyle konuşmak yakışmaz Gülizar. Ayıptır, günahtır. Kim mağdur olmuş? Serap Hanım mı mağdur olmuş? Ay güldürme beni Allah'ını seversin Yasin ha. Burada mağdur olmuş biri varsa o da Halide Hanım'dır. Serap Hanım Halide Hanım'a yıllardır çektirmediğini bırakmadı ya. Emin sana bir şey söyleyeyim mi? Serap Hanım bu çiftliğe ilk geldiği gün bu çiftliğin hanımı olmayı kafasına koyduydu. Kız dinsiz dinsiz konuşma gene. Ne biliyorsun sen kadının kafasının içini? Niye? Geldiğinde bas bas bağırmıyor muydu? Ben attan inip de eşeğe binmem diye. Ha, şimdi görsün bakalım atı da eşeğe de. Tövbe tövbe. Ağzını topla Gülizar. Hiç yakışıyor mu? Sözünü ettiğin Muzaffer Bey'in oğlunun anası. Muzaffer Bey çok hata etti onu çocuğunun anası etmekle. Çok büyük hata etti. Gerçek söylüyorum sana. Ama sonunda adalet yerini buldu nihayet. Haksız mıyım amma? Öyle değil mi? Hadi sen söyle haksızsam haksızsın de. İnsan var ya ne oldum değil ne olacağım demeli. Serap Hanım'mış. Serap Hanım'ın hanımlığı mı kaldı ya? Serap Hanım gitti, yerine geldi Güllü. Oh! Mis gibi kokuyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Nefis olmuş. Sen yemek yapmayı bilir miydin? Ha, bilir ya. Eskiden yardım ederdi bana. Her şeyi bilir benim kızım. Ama temizlik, çamaşır neyin elini sürmezdi. Sen evlenince ne yapacaksın derdim. E, hizmetçilerim olacağı benim derdi. Sen yemeğini yap, ben bakarım. İyiyim abi. Güllü. Yapma böyle. Üzme artık kendini. Bak burada beraberiz. Oğlun yanında. Anan yanında. Ben yanındayım. Mühim olan da bu değil mi? Öyle. Öyle ama hazmedemiyorum işte. Bizi nasıl kovaladı görmedin mi? Güllü. Bak bunları düşünme. Yaptıkları Halide'nin ayıbı. Sen sadece çiftliği kaybettin. Ya Halide? Asıl ben onu açıyorum. Yapayalnız, mutsuz. Bütün kötülüğü de bundan zaten. Zehrini etrafa saçarak mutsuzluğunu ve yalnızlığını kapatmaya çalışıyor. O kadının adını ağzına alma Kemal. Allah onun belasını versin. O çiftlik başına yıkılsın inşallah. Bana kalırsa böylesi daha hayırlı oldu.
O çiftlik kimseye mutluluk getirmedi. Getirmeyecek de. Bizim yeni bir çiftliğimiz olacak. El birliğiyle adam edeceğiz. Ali yine çiftlikte büyüyecek. Hem parayı da düşünme. Ben çalışıp kazanırım. İstersen sen sadece çocuğunla alakadar olursun. İstersen fabrikaya bile gitmezsin. Olmaz Kemal. Ben çalışmadan duramam. Kendimi bildim bileli çalışıyorum. Hayatım boyunca çalıştım ben. Tamam, çiftliği kaybettim. Ama oğlumun istikbalini kaybedemem. Fabrikayı, tarlaları kaybedemem. İyi o vakit. Yeter ki sen bırakma kendini. Güllü, kaybettiklerini değil, sahip olduklarını düşün. Güllü, er geç Halide'den boşanacağım. O kadın asla boşanmaz senden. İstese de, istemese de boşanacağım ondan. Sadece biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Evleneceğiz. Eskiden hayal ettiğimiz gibi mutlu bir hayatımız olacak. Çok mutlu olacağız. Ben buna inanıyorum. Ne olur, sen de inan. Asuman, su içeceğim mi? Yok, istemem, sağ ol. Cemşir. Heh. Olmaz böyle. Ben burada kalamam. Hadi bu gece geldik. Ama yarın gideceğim. Para lazım. Oğlana para yollamam lazım. Asuman, bak dışarıdaki mahalle tekmil benim. Bütün evler kirayı bana verir. Hem şükür ölmedim daha. Gerekirse çalışıp daha fazla kazanırım. Ben sana da oğlunla da bakarım. Cemşir, karın ne olacak? Olacaksa olacak artık. Ok yaydan çıktı bir kere. Bunca yıl kocalık ettim ona ben. Ama bundan geldi. Senin benden gitmene dayanamam Masum. Ben sensiz yapamam. Yapamam işte. Madem öyle diyorsun, ne iyi öyleyse. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.